Selamlar arkadaşlar. Kameram yine çok karanlık. Şöyle biraz daha ışığın altına geçsin. Arkadan çok ışık geliyor. Arkayı kapatamıyorum. O yüzden böyle idare edeceğiz. Trine oynuyorum üst koridorda. Karşımda Darius var. Yani Darius'a karşı zor bir koridor olacak ama ben kendime güveniyorum. Farkın dediğini güldüm. Nasıl istersen. O bende de var. Şimdi farmda biraz zorlanabiliriz. Darius yani ilk seviyede güçlü. Daha doğrusu ben pasifi doldurana kadar güçlü benden. Umarım W açmıştır ilk. Şu an hiç yetenek kullanmadı. Lane'in itmesi güzel. Ha, Q açmıştır. Q'ya bastım da Q yok. Güzel, ADC'nin skoru aldı. Ya Dari kastırmam da. Farmda belki çok önüme geçebilir. O farmı kaçırdım. Güzel, farmda öndeyiz. İkinci W aç, E açmıştı gördüm. Az önce E attı bana. Yani E'si var. Güzel. Biraz heyecanlı oynadım orayı. Çünkü Darya karşı laning aşaması gerçekten çok sıkıntı. Yani Mor'da oynamıyorsunuz ya da Teemo Ajax geldi. Kesemeyecek beni. Ve öldü. Q'ya verecektim, E'ye verdim ya. Evet. İki skorla başlamam çok güzel oldu benim için. Bir de double buff. Efsane şu an. Şu lane'i de neyse itmeyeyim ya. Baze'im de bozmasaydım keşke. Lane çok kötü yerde durdu ya. İtmem lazım. Minyon blok, sal beni. Dari farmlardan iyi hasar aldı. Farmları orada tutuyor, hata ediyor aslında. Ben B'ye basmıştım yani. Hiç kontrol etmedim. Şöyle. Aslında Tiamat. Aynen direkt Tiamat'ı bitireyim ben. Güzel, çok farm kaybetmeyeceğim. Darius itemiyor çünkü büyük farmı da kaçırdı. Bu güzel. Şöyle E'yi basalım. Ben niye E'ye iki kere verdim ya? Yani Yasuo çok geç çıktı ama sanırım şeyi bekliyordum minyonların. Evet, farm kaçırmadım. Dar yok. Gidemezdim oraya. Ama SS'imi attım. Dari 4 seviye. Ya orada skor alması problem değil benim için. Ben her türlü şimdi lane'e geldiği zaman Dari'yi yok edeceğim. Rammus bana... Açılır açılır.
Yani yapabilecek çok bir şeyim yoktu. Ama 6 oldu. Hayır ya, o vuruş gelme. Ölmedim, ölmedim, ölmedim. Hayır, hayır, hayır. İşte bu be. Hemen base'e gitmem lazım. Jax çünkü bana doğru koşuyor muhtemelen. Evet, çok güzel. İyi başladık. 3 skorla. ADC'mizle kastığı sürece sıkıntı yok. Yani sadece nişancıyla taşıyabilirim oyunu ama nişancı, sadece nişancı kötü olsun, taşıyamam. Çünkü Trayan öyle yakın mesafe, uzak mesafe hero olarak karşı çok güçlü değil. Yani çok iyi kayıtlıyorlar. E ile mesafe kapatıyoruz falan ama yine de tam olarak şey olmuyor yani. Yani önüne çok geçiyorlar, engelliyorlar. Yani Jax mesela kitle kontrol uyguluyor. O yüzden sıkıntı oluyor. Teri lane'i bırakıp gitmesi farmda geriye düşürdü onu. Ama pırıltı almış ilk item. Yani ilk item üçlüye gitmesin. Geç attım biraz şeyi. Ignite'ı hızlanmak için attım. Güzel. E dönüyordu biliyorum ama onun E'si de dönüyor olabilirdi. Dari geldi. Kaçalım. Ultim yok çünkü. Zorlamama gerek yok. Farm konusunda da sıkıntı yok. Dar itecek zaten. Açılır açılır. Gelsin. Ekitem can biçen gerçekten güçlü oluyor Dari'de. Ardından ebedi. Ya o statik mahvolmuş build'ini sevmiyorum ben. Çünkü bence yeterli şey de olmuyor. Pembe attığı yere bak da. Bir de pişman oldu, git gel yapıyor orada. Yasuo orada niye ulti atmadı? Dari yok. Ha, burada Dari. Dari artık bana karşı hiçbir şey yapamaz. Ya yani late'de belki çok tank kasacağı için. Gerçi ben ona da çare bulurum. Aslında şey alabilirdim, Celal'ın çağrısı. Minyonları kule altına sokmuyor. Gerçi şu an minyonlardan çok hasar almıyor ama. Kule altına girip beni. Ne hasar bile vuramıyor şu an bana. Ya Jax bir sal artık şu lane'i ya. Pire misiniz? Nesiniz siz ya? Pire de değiller. Kerpeten orada. Güzel, Yasuo'muz da önde. ADC'miz de önde. Support'umuz da önde. Çok iyi. Yani Jhin Yuumi çok uyumlu değil bence. Ya hareket hızı falan sağlıyor Jhin'e. Evet. Hareket hızı gerekiyor Jhin için de. Bence agresif bir support olsa. Daha agresif bir support daha iyi olur yani.
Bir de Yumi de hani usta ellerde bir tek güzel iş yapıyor. Bugün attığım Mordo oyunundaki Yumi mesela gerçekten çok iyi oynuyordu. Ama dediğim gibi Yumi öyle o kadar işlevli değil. Yani bizim Lulu biraz daha oynamayı bilseydi, daha iyi oynasaydı. Yani şu farmlardan aldığı hasara bak, şaka gibi. Biraz problemli bir arkadaşlar sanırım. Farm kaçırmamak adına. Aa, Jax alameti aldı. Bana gelecek muhtemelen Jax. O yüzden çok önde durmayacağım. Dari itiyor zaten. Ha, Jax bot mid'e gitti. Bir tane minyon kaybettim. Yani Jax'in bunu yapması hata bence. Çünkü koridorda kimse yok. Nereye kaçtı o? Ha, tamam, kaçmış. Kalista, ha, Fizz orada ve Yasuo Fizz orada bırakıp gitmiş. Dari buradan çıkabilir karşıma. Evet. Şöyle işaretleyelim hemen. Ya orada bana pusu kurmaya çalıştı muhtemelen. Sonra dedi ki olmaz, ben buna pusamam. Farmda şu an en iyi Yasuo, sonra ben varım. Jhin 84 farm. Ya Kalista'ya var ya, farm farkı atmış Jhin. Ya Kalista, ya bunu işte ben anlatamıyorum nişancılara. Yani farm yapmaları önemli çünkü oyun late'te şey oluyor, sıkıntı oluyor. Hani 1-6 gitmiş bir ADC farmdan dolayı 6-1 giden ADC'yi kesiyor. Hem seviye farkı hem item farkı. Dari'yi kesebilirim. Hadi be. Q gelseydi. Bu arada iyi gold verdik ya. 750 gold aldım. Pyke. Yargı dağıttı resmen. Size de gösterelim ya. Ben ultiye şimdi vermeyeceğim. Belki bir sonraki seviyede ulti verebilirim. Yani bir tek öfke artıyor. Daha 75 öfke veriyor. Şu an 50 sanırım. Evet. Arttırınca 75 öfke veriyor. Süre uzamıyor 5 saniye yine. Ben öfkeden dolayı şey yapabilirim. Verebilirim bir sonraki seviyeye. Yani şimdiki takastan sonra anlayacağız onu. Gerek duyuyor muyuz, duymuyor muyuz? Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Ya ben Darius build'im. Can biçen ebedi. Sonra üçlü kuvvet. İşte item ismi neydi? Fani Hatırat. Ben niye oraya tıkladım bilmiyorum ama. Dari şu an bana inanabilir. Ha, bu arada az önce Ignite'ı daha erken atsaydım falan sıçarım. Der yok. Şu farmda öne geçmeye çalışıyorum. Pyke destan yazdım. Dari niye gitti? Üçlü bitirmesinin imkanı yok şu an Dari'nin. Ya o kadar gold yaptığını zannetmiyorum. Vereceğim ultiye. Ne olur ne olmaz. Ya öfke lazım olabiliyor. Şu an çünkü kritik oranım düşük.
Yani %25 itemlerde kritiğim var. O minik hasara ihtiyaç, yani minik hasar değil aslında o. Ama %100 kritik olma olayı, %100 öfkenin %100 dolu olma olayı ya da %75. Hani o kritik ihtimalini arttırıyor ya. Hani o kritik hasarına bazen ihtiyaç duyuyorsunuz. Ölmüyor adam. Mesela az önce Dari'de dive attım. Ne istiyor? Ha, Pyke şeyden yardım istiyormuş. Ben de geçtim ya suyu. Hala gerisindeyim ya. Bu bitti. Şimdi bunu alabilirim ya. Ya rakip de çok kasmış adam olmadığı için. Ya ejderi alın. Adam kovalamak yerine alın ejderi işte. Yani orada öleceksiniz falan. Dari alamete mi girdi acaba? Ha, yok, Dari'mi de geçmiş. Ben alameti alacağım. Çok hızlı bir şekilde Thrain'in alameti alabiliyorsunuz. Saldırı hızından dolayı. Şu rune de keşke destansı yaratıklarla falan da çalışsa da. Bir de gideceğim. Şu Jhin'i kesebilirim direkt arkadan. Ultim de var. Güzel sıkıştırdık. Ultim olduğu için hala işte alamet böyle harcanır kardeşim. Erken attım ultiyi çünkü o kule şeyinde bulunduk. Oyunu bitirdik mi burada ya? Bitirdik galiba. Bitirdik. Güzel, oyun çok erken bitti. Çok yani kolaydı aslında. Bitirdim ben burada. Güzel. Hemen hasarlara geçelim. Verilen hasarları da şöyle göstereyim. Yasuo vurmuş yani çok hasarı. Trayan gerçekten takım iyi geldiği zaman kayıttayız mı? Takım iyi geldiği zaman taşıyor ama ya taşıyor derken hani takımı bilen geldiği zaman diyeyim. Hani koridoru kaybedebilir ama biliyorsa adam biraz daha safe oynayıp ya da nişancı iyi olduğu sürece gerçi sıkıntı olmuyor. Yani çünkü nişancının yerine tanklıyorsunuz. Ekstra 5 saniye daha. O 5 saniye gerçekten savaş sırasında özellikle late game'de çok uzun bir süre. Yani bayağı hasar tanklıyorsunuz orada. Çünkü adamlar bu Elo'da özellikle çok şey yapmıyorlar, süre tutamıyorlar yani. Darius üçlüyü bitirmiş. Çiviliğe mi gidiyordu acaba? Neyse, umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.